Vodafone Frizon Şampiyonluk Ligi mevsim finalinde Fenerbahçe vs. Supermassive. E-spor sahnesinde röportajlarla devam ediyoruz. Yanımızda Immortor var. Toru, yakın zamanda ligden ayrıldın. Hatta yakın denemez. Kaç yıl oldu? Bir sene oldu. 1,5 sene oldu. Bana göre yakınmış. Toru, oyun hakkında neler düşünüyorsun? Bir de geri dönmeyi düşünüyor musun? Yani geri dönmeyi pek düşünmüyorum. Bazen böyle yayın yaparken amaçsız gibi hissettiriyor. Çünkü hani şey var, hırslı oynadığım için. Ama belki dönebilirim, belki dönmeyebilirim. Şu an belirsiz. Oyun hakkında ne düşünüyorum? Oyun biraz midlane için kötü şu an. Ama yine iyi yani, güzel. Oynarız. Peki, o zaman e-spor hakkında dumpy bir araya girdim. Özür dilerim röportajdan. E-spor hakkında, oynanan maç hakkında ne düşünüyorsun? Öyle sorayım. Yani e-spor şu an çekişmeye geçiyor ama tabii üst takımların çekişmeye geçti. Şu an mesela daha yeni ilk maçı izledik. Aşırı güzeldi. Ya bayağı zevk almıştım. Normalde diğer finaller ve belli oluyordu kimin kazanacağı. Önceden tahmin edebiliyordum ama bu bayağı çekişmeli. Şu an güzel yani e-spor. Bayağı takip ediyorum. O zaman son bir soru sorayım. Seni de çok fazla tutmayayım. Şu takım davet ederse oynarım dediğin bir takım var mı? Ya şu takım demeyeyim de yani üst takımlar olması lazım. Çünkü hani şu an yayıncılık yapıyorum. Alt takımdansa hani üst takımlarda oynamak daha tercih ederim. Mesela Royal Youth, Supermassive, Beşiktaş, Galatasaray gibi takımlar. Normalde benim sosyal medyamdan, takipçilerimden gelen bir soru. Farklı birine gelmişti ama sana sorabilir miyim şu anda? Okay. Ya biraz para konusu, cevaplamak istemezsen keseriz, problem değil. E-spor'da mı daha çok para var yoksa Twitch'te mi? Ya hangisini daha iyi yaparsan onunla şey var. Mesela yayıncılığı daha iyi yayın yaparsan, hani nasıl desem, daha çok zamanını ayırırsan, daha zevk alarak yaparsan daha iyi. E-spor'da daha çok çalışırsan daha iyi. Bence kıyas olayı dediğim gibi, yani dışarıdan zaten belli oluyor. Hani bazı oyuncular çok iyi oynuyor. Onlar muhtemelen daha fazla şey alıyor. Bazı oyuncular da işte bazılarının yayınları güzel gidiyor. Onlar daha iyi alıyor. Öyle yani. Bence eşit yani. Peki o zaman sorular için teşekkür ediyorum. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Benim söylemek istediğim bir şey yok. Maçlar süper. Eğleniyoruz. Güzel ya. Peki Ozan, teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Yanımızda şu anda Dumpy var. Dumpy, kaç yıldır çalışıyorsun? Bize birazcık kendini tanıtır mısın? Yani LoL'ün neredeyse başından beri varsın diye düşünüyorum. Yanlış değilimdir umarım. Doğru düşünüyorsun. 2012'de Türkiye Ofisi kurulduğundan beri varım. Hatta eskilerden şimdi Hasan Çolakoğlu vardı. Erdinç İlkul var. Erdinç gerçi benden sonra geldi. Hasan'dan sonra en eski benim. Hasan da artık Türkiye Ofisi'de çalışmadığı için Türkiye Ofisi'deki yani böyle fosillerden biri olarak kaldım. Farklı işlerde çalıştım. E-spor olsun, şu anda community'deyim. Onun dışında zaten zamanında player support'la ilgili işlerde vesairede. Yani hemen hemen oyuncuların şu anda dokunduğu her şeyde varım. Şimdi şunu soracağım. 2011'de başladım dedi. Riot Games'te çalışmaya. LoL'e ne zaman... 2012'miş pardon. LoL'e ne zaman başladın? Beta'da mı yoksa daha sonra mı? Ya beta mıydı hatırlamıyorum. 2010 Ekim olduğunu biliyorum sadece. Arkadaşlarım, benim zaten başka benzer oyunları oynadım arkadaşlarım. Aa böyle bir şey de çıktı, hadi oynayalım diye söylemişti. Ben ama Riot'a girdiğimde LoL'de daha 13. level'dım hala. 2010'dan 2012'ye çok yol alamamışım. O zaman şunu da sorayım, merak edenler olacaktır. Şu anda hangi ligde oynuyorsun? West'te ve Türkiye'de? West'te oynamıyorum, Türkiye'de oynuyorum. Türkiye'de plat 1'im, Elmas'a çıkmaya çalışıyorum. Geçen sezon Elmas mı bitirdim hatırlamıyorum da. Bir ya da iki sezon önce Elmas bitirdim. Tekrar o şanlı günlerime dönmeye çalışıyorum. Peki şimdi birazcık daha e-spor kısmına geçelim. Madem seni tanıdık. Bahçeşehir mi alır? Bahçeşehir mi alır ne ya? Kes. Peki şimdi birazcık daha röportaj kısmına geçelim. Seni tanıdık. Supermassive mi alır yoksa Fenerbahçe mi alır? Yani az önceki oyunuyla Fenerbahçe şu anda üstte ki istatistiksel olarak baktığında da ligde zaten iki kere karşılaştılar. İkisinde de Fenerbahçe kazandı ama Sup'un finallerde çok başarılı oynadığını görüyoruz zaten bu maçta da. İlk maçtan çıktık bu arada izleyenler için. İlk maçta da Sup çok güzel gösterdi ama Ruin farkı tabii ki üst koridordan önce sonra alt koridordan yararak oyunu bitirmelerine bence çok katkısı var. Ruin'i bir şekilde kapayıp ilk oyunlarına devam ederse Sup'un şansı var ama böyle gidecekse tabii ki Fenerbahçe önde. Sup'un sence ne hatası var? Yani neyi yapamadı? Açıkçası bu seviyede hatalarını böyle parmakla gösterecek kadar iyi değilim. Belki Ruin'e Ryze gibi bu tarz öne geçebilecek ve geç oyunda çok etki edebilecek şampiyonları uzak tutmak ya da alacaksa bile onun karşısında durabilecek şeyler seçebilirler. Ama onun dışında konuşacak kadar dediğim gibi yetkili bir abi değilim. Evet, Galacticos'tan biliyorsun ki Trick ayrıldı. Trick ismi Trick mi? Trick. Trick ayrıldı. Trick'in Schalke'ye gitmesi hakkında ne düşünüyorsun?
Ya aslında benzer çok şey, BVP örneği vardı, EP'den gitti şu anda Fnatic'te. Gelip sonradan giden yabancı oyuncuların bahtı açılıyor. O neden bilmiyorum. Belki oralarım, keşke Broken Blade de git, burada çok başarılı bir oyuncuydu ama şimdi şu anda TSM'de gösterdiği performans burada gösterdiğinin de üstünde neredeyse. Onun için belki farklı deneyimler, farklı ortamlarda oynamak deneyim kattı, yani farklı deneyimin kattığı bir gelişim vardır. Belki görürüz yine Trick'te de. Şimdi şunu soracağım. Türkiye dünya şampiyonasında varlık gösterebilir mi? Onu söylemek zor. Göstermesini çok isterim. Tabii ki isterim. Ama şu anda sanırsam en büyük başarımız en son Fenerbahçe'nin gruplarda ilerlemesiydi. Onun dışında MSI'de bir Cloud9'ı yenmemiz var. Çok pardon. CLG miydi? Cloud9 miydi? Onu kontrol etmek lazım. Cloud9 ya da... Evet. Burayı kesme. Cloud9 veya CLG'nin şu anda hafızam beni çok kötü küçük düşürüyor. Ama... Ya tabii ki daha fazla galibiyet, daha fazla başarı istiyoruz. Takımlar da zaten özellikle şu anda zirve oynayan Fenerbahçe, Süpermassive gibi takımlar da koç kadroları olsun, kadro mühendisliği olsun, yaptığı transferler olsun buna hizmet edecek şekilde davranıyorlar ve buna hizmet edecek şekilde şekilleniyorlar. Bunun da bir noktada elbet başarı getireceğini düşünüyorum. O bu sene mi olur, önümüzdeki sene mi olur ama takımlarda böyle bir yatırım olduğu sürece elbet olacağına inanıyorum ben. Peki seni sorularla biraz darlıyorum ama son soruya doğru geçiyorum. Dumbledore'un Royal Youth'tan ayrılması hakkında ne düşünüyorsun ve Dumbledore kariyerine sence nasıl devam edecek? Dumbledore kariyerine nasıl devam eder bilmiyorum ama benim bildiğim Dumbledore e-spor etrafında ya da bu oyun dünyası etrafında devam etmek istediğini biliyorum. Royal konusunda da çok girmeyeceğim o topa çünkü takım içi bıraktıydı, aldıydı falan gibi şeyler benim karışmam gereken konular. Çok fazla soru sordum. Sana göre Türkiye'nin ilk 5, yani ilk 5 ismi hepsi Türk, kim? Oyuncu olarak mı? Evet. Ya çok zor çünkü oyuncuların bir kısmını ben böyle kişisel olarak da çok seviyorum. Sen performans olarak mı soruyorsun yoksa böyle hani takılmayı seveceğin, beraber vakit geçirmekten keyif alacağın oyuncu olarak mı? Yani ikisi de olur. Hani birini kırmayayım diyorsan cevaplamayabilirsin. Tamam, şöyle. Benim iyi anlaştığım, sevdiğim ve vakit geçirmekten keyif aldığım oyuncu beşlemesi yapıyorum. Dumbledore, Fab, Madness. Şu anda oynayanlardan çünkü şu anda Konyak gözüme gözüktü. Konyaklı Konya'yı da çok severim. ne dedik? Dumbledore, Fab dedik, Madness dedik. Kimdir? Hios. Çok severim. Kime atlıyorum? Sence kimle iyi anlaşırım ben? Bir mid lane kaldı galiba yanlış. Naru bu arada. Naru'yu çok severim. Çok... Naru diyorsun. Bana biraz eski Beşiktaş kadrosunu saymışsın gibi geldi. Yani birçoğu eski Beşiktaş oyuncusu. Sonradan aklıma geldi. Holy Phoenix'i de çok severim yine aynı şekilde. Performans olarak yapayım. Zeitnot derim. Ormanda Türk'te valla sanırsam Stomage diyeceğim. Mid'de Bolulu şu anda yükseliyor. Bolulu'ya ben de yükselirim. Naru sence iyi değil mi? Ya eski Naru bence iyiydi ama şu anda kendisi de zaten yavaş yavaş farkında, biraz böyle eski günlerinde olmadığını, zaten ara aldı yanılmıyorsam. Ama ya eski Naru tabii ki gözlerimden. Sup'ta Dumbledore. Top'ta ben oynasa Elvin'ciyim ya, biliyor musun? Elvin tabii ki de biliyoruz. Yakın zamanda e-spor'dan ayrılan bir arkadaşımız. Sadece gerçekten sonmuş her, bak son diyerek 5 tane daha sordum. Sana inanmıyorum. Dumbledore dedin, neden Japon'a değil? Bana Dumbledore'un oyun tarzı bana daha yakın geliyor ve ben o agresif tarzı seviyorum. Dumbledore'da da gördüğüm genelde alt koridoru kendi baskısıyla da öne geçiren ve ondan sonra haritanın diğer yerlerinde de baskıyla özellikle skor kovalayan bir destek tarzı var. Benim en azından kendi gözlemim. O bana yakın geliyor ve hoşuma gidiyor. Böyle agresif oynamayı seviyorum. Ben daha çok skorlu maçlar benim hoşuma giden maçlar, makro oyundan ziyade. Peki teşekkür ederim röportaj için. Aslında sadece 5 dakikasını alacaktık ama soru yağmuruna tuttuk Dumpy'yi. Maç başladı, maç bitti nerede? Teşekkür ederiz Dumpy röportaj için. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok, çok teşekkürler size, bol şans. Herkese de iyi seyirler. Teşekkürler. Riot Games arenasında turumuza devam ediyoruz. Yanımızda cosplaylilerden İloy var. İloy, birazcık kendini tanıtır mısın? Gerçi Pro Digital'i izleyenler varsa oradan tanıyorlardır kendisini. Ben Elif. İşte İloy'u cosplay yaptım. 6 yıldır uğraşıyorum bu işle. Öyle.
Peki yaşını falan söylemek istemiyorsun herhalde. 18 yaşındayım. Üçüncü karşılaşmamız falan bu arada yani artık her videoya çıkacak bu gidişle. Son gidişim o artık yani. Son defa giyiyorum bu kostümü artık. Bundan sonra bizi hangi kostüm bekliyor? Muhtemelen TBF'de Lisandra'yı giyeceğim. Giste onu giydim ama burası çok daha küçük olduğu için giyemedim maalesef. O yüzden bununla geldim. Ya Lisandra ya da Aristokrat Vane düşünüyorum şu an. O zaman TBF'de bir Lisandra kostümüyle röportaj sözümüzü alalım buradan. Tabii ki. Maçı nasıl buldun? Çok fazla hatalar yapıldı. İzleme fırsatı buldun mu? Maalesef izleyemedim. Hazırlık odasındaydım. Kostümü düzeltiyordum. O şekilde geçti benim. Ama ikinci maçı izleyeceğim muhtemelen. Hangi takımı tutuyorsun? Şu an Fenerbahçe yani. Fenerbahçe. Fenerbahçe. Yenen takımın yanındayım diyor galiba. Röportaj için teşekkür ediyorum. Güzel. En son eklemek istediğim bir şey var mı? Reklam olur, bir şey olur. Herkes bir reklam sıkıştırıyor. Sıkıştırayım. Elif Alttan Trekafa ne Penta cosplay. Evet, reklamımızı da aldığımıza göre Elif Alttan Trekafa ne Penta cosplay dedi galiba. Öyle, evet. Şu anda yanımızda Gökhan Madness Uçar var. Madness, lig hakkında neler düşünüyorsun? Kim kazanacak? Şu anda finalden bahsediyorsak eğer Supermassive kazanır diye düşünüyorum ama finalde her şey değişebilir. İlk maçı da Fenerbahçe kazandı. Şu anda ikinci maç oynanıyor. Her şey değişebilir. Final maç. Yani çok heyecan dorukta gerçekten ve çok çalıştıklarını anlayabiliyorum. O yüzden maç içinde neler olacağını kestiremiyorum şu anda. Bir 3-0 bekliyor musun? Ama hani 3-0 gelmez mi diyorsun yoksa 3-0 gelir mi? 3-0 kesinlikle geleceğini düşünmüyorum çünkü finaldesin. Hani finaldeki takımlar birbirine eşit olduğu için genelde hani 2-1 falan oluyor skorlar, sonra 2-2 oluyor, 5. maçı uzuyor ya da 2-1 oluyor, sonra 3-1 oluyor ama kesinlikle 3-0 olduğunu finalde böyle çok az görürüz. Yani ilk maçı seyrettiysen çok fazla hata vardı. Sence finale yakışan bir maç mı? Açıkçası finale yakışan bir maçtan ziyade finale yakışan oyuncular var bence. Burada oynayan bütün oyuncuların burada oynaması gerektiğini ve hak ettiğini düşünüyorum gerçekten. O yüzden finale yakışır bir maç. Evet, hatalar var ama ilk maçın heyecanı ve kimse burada kaybetmek istemiyor. Herkes kazanmak istediği için hata yapıyor ve bunlar gayet doğal ve normal şeyler. Hani olabilir ama azaltmak lazım çünkü final maçı hafife gelmez. Kupayı kaybedebilirsin. Final maçı hafife alınmamalı dedi. Takımları takip ediyorsan Chris'in gidişiyle alakalı bir soru soracağım Galacticos'tan. Chris. Takip ediyor musun takımları? Yani takımları takip ediyorum da hani... Galacticos'tan Chris Schalke'ye transfer oldu. Schalke'de daha mı iyi oynar diye soracaktım. Trix, ben yanlış anlamışım. Ha, Trix herhalde, pardon. Trix diyebiliyorum ama. Trix mi? Trix. Evet. Trix'e aldın mı? Evet. Şu an karıştı her şey. Evet, Trix doğru. Tekrar sorayım o zaman. Okey. Evet, Galacticos'tan Trix'in gidişini... Schalke'ye gidişini soracaktım. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Sence Schalke'de Galacticos'tan verdiği performansın daha iyisini verir mi? Bence kesinlikle verir. Çünkü adam zaten Avrupa'da şampiyon olmuş bir oyuncu ve başarılı da bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Sadece burada Türkiye'ye adapte olamaması ve Türkiye oyuncularına adapte olamamasına bağlıyorum. Çünkü geçmişinde gayet başarılı ve Kore'de iyi bir ormancı olarak biliniyor. Peki o zaman röportaj için teşekkür ediyorum. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mıydınız? TBF finaline geliyoruz. TBF finalindeyiz dedi Madness. O zaman TBF finalinde umarım tekrardan şampiyon olduğunuzda röportaj yapma fırsatı buluruz. Umarım yaparız. İyi yapacağız. Şampiyon olamasak bile final öncesi veya sonrasında yaparız. O zaman Son soru olarak şunu sorayım sana. TBF'ye çıksanız ve kazansanız dünya finalinde Türkiye'yi iyi bir yerlere getirebileceğinizi düşünüyor musunuz? Yani şu anda kadromuz belli olmadığı için bir şey demiyorum ama düşünmüyorum. Çünkü sen ne kadar ileri gidersen git Avrupa'daki takımlar, biz Türkiye olarak üstümüze bir koyduğumuz zaman Avrupa'daki takımlar veya Kore'deki takımlar üstüne 2 ya da 3 koyduğu için her zaman Avrupa ve Kore'nin arkasında kalıyorsun. Bu nedenle hani Kore'nin veya Avrupa'nın önüne geçebileceğimizi düşünmüyorum ama Avrupa ile kafa kafaya gideriz. Sence Türkiye neden öne geçemiyor? Öne geçememesinin birçok nedeni var. Bunun management'tan, takım sahipliğinden, oyuncularından, mentalinden, evdeki yemekçisine, aşçısına her şeyine kadar önemi var. Bunda daha fazla profesyonel ve daha iyi mental anlamda çalışabildikleri için Avrupa'da ve Kore'de daha başarılı olabiliyorlar. Ama Türkiye'de yeteri kadar iyi bir sistem olmadığı için başarılı olamıyoruz.
Peki Ozan, yanıtların için teşekkür ediyorum. Seni de maçı izleyeceksen iyi seyirler diliyorum. Röportajlara devam ediyoruz. Yanımızda Güneş yok bir oğlum Özlü var. Güneş, maç hakkında ne düşünüyorsun? Kolay abi, 2-0. İnşallah üçüncü maçı. Bizim bir orman sıkıntımız var. Keşke rulet var HVA'dan, onu oynasa alsaydık diye düşünüyoruz ama yapacak bir şey yok. Rulet şu an HVA'da, kendisine başarılar diliyoruz. Onun dışında takım iyi şu an ya. Sevindim abi. Güzel takım. Şu an ikinci maçtayız. Siz skoru biliyorsunuz ama bir comeback gelir mi? Super Messi 3-2 bitirir mi? 3-2 bitiremez. 3-0 bitti. Ben son maçta zaten eşyalarımı falan aldım ya, topladım. Gideceğim birazdan valla. Yani diyorsun ki 3-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle MSI'ye Fenerbahçe gidiyor. Aynen. İnşallah bu lafları yedirmezler bana tek tek. İnşallah diyoruz. Yani bu kadar kolay olmasını bekliyor muydun? Çünkü herkes Super Messi, Super Messi diyordu. Yorumculardan çoğu da Super Messi dedi. Sence Super Messi nerede hata yapıyor? Abi Super Messi hata yapmıyor da Fenerbahçe çok büyük oynuyor. Karar mekanizması olarak Fenerbahçe 300 kat daha önde şu anda. Stomage'de zaten ne kadar artık ayakta tutabilirse Super Messi ve o kadar ayakta kalacaklar. Bakalım, 3. maçı bekliyoruz öyle. Hatta gideceğim şimdi, izleyeceğiz. Peki röportaj için teşekkür ediyorum. Söylemek istediğim bir şey var mı? Şampiyon Fener. Şampiyon Fenerbahçe diyerek kapanışı yapıyor. Teşekkür ediyoruz. Yanımızda Noel Dayı var. Noel Dayı, maç hakkında neler düşünüyorsun? Yani 2-0 başladı. 3. maç şu an oynanıyor. Fenerbahçe beklediğimden iyi oynuyor. Diğer taraftan Başakşehir Spor Mesih'inden beklediğimden bayağı bir kötü oynuyor. Sence hatalar nerede? Yani bir yorumcu olarak Spor Mesih nerede hata yapıyor? Ya oyuncu olarak değil de biraz daha karar verme noktasında sıkıntılar yaşıyorlar. Savaş başlatma konusunda sıkıntılar yaşıyorlar. Özellikle ikinci maçı kazanabilecek durumdalardı. İlk maçı da keza öyle. Hatalı kararlar, hatalı savaş başlangıçları ve birbirlerini takip edememeleri onlara kaybettiren nokta oldu. Diğer tarafta 1907 Fenerbahçe'de bu noktalarda iyi işler başardı. Doğru kararları verdiler, kararları güzel takip ettiler. Yani bildiğiniz üzere bu sene lig çok çok daha iyi. Bu sene sence Türkiye MSI'da belli bir başarı yakalayabilir mi? Ya açıkçası ben grup aşamasından çıkacağımızı düşünüyorum. Tabi orada biraz daha nereyle eşleşeceğimiz finallerde önemli. Çünkü biliyorsun ki Kuzey Amerika takımıyla da eşleşme şansımız var. Kuzey Amerika takımı sıkıntıya düşürebilir ama onun dışında ben sıkıntıya düşebileceğimiz o özellikle ön eleme aşamasında bir takım olduğunu düşünmüyorum. Peki MSI'den konuşmuşken Worlds'te sence Türkiye ilk defa bir iz bırakabilir mi Worlds'e? Ya onun için tabii daha var. Şimdi takımlar değişecek, belki de kadrolar değişecek. Daha iyi oyuncuların geldiğini görebiliriz. Oyuncuların değiştiğini görebiliriz. O anki hem bizim ligimizdeki hem de diğer ligdeki takımların performansına bakmak lazım ama şunu söyleyebilirim ben kendim inanarak içtenlikle. Her geçtiğimiz gün lig ve ligdeki üst sıradaki takımlar özellikle daha iyiye gidiyor. O yüzden her geçtiğimiz günde o aradaki makası kapatıyoruz diyoruz ya, hakikaten öyle oluyor. Şu an ligimizdeki oyuncuların birçoğu Avrupa LCS'e, yani LEC'de yeni adıyla rahat rahat oynayabilecek oyuncular. Özellikle üst takımlardakilerden bahsediyorum. O yüzden ben Worlds'de bir şeyler yapacağımızı düşünüyorum ya. Peki o zaman son soru olarak bize Türk olan ilk beşliğini sayabilir misin? Türk ilk beşli. Bakayım şöyle. Ya yani üst koridordan, koridor değil mi? Evet. Tamamdır. Koridor. Üst koridorda Türk, aklıma ilk gelen isim Armut oluyor açıkçası. Broken Blade'in gitmesiyle birlikte. Ormanda Stomage geliyor. Şu anda da iyi performans gösteriyor bence. Orta koridor Bolulu gibime geliyor. Bolulu'dur. Alt koridorsa Zaytnot Dumbledore. Peki Ozan, röportaj için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Benim sormadığım, senin eklemek istediğin bir şey var mı? Eklemek istediğim bir şey, sizi takip etsinler. Teşekkür ediyorum Ozan. Noel Dayı'ya röportaj için teşekkür ediyorum ve 3. maçı izlemeye doğru geçiyoruz.